Merhabalar YouTube. Gençin Days Festivali'de dansı izlemeye gideceğiz. Ve Çilde ile bir başlangıç yaptık. Hadi hayırlısı. Ama Çilde ile pek devam etmeyeceğim. Sadece başlangıcı her seferinde farklı bir karakterle yaptığım için. Bu sefer de Çilde ile başlayayım dedim. Ama Ayaka ile devam edeceğiz birazdan. Öncelikle bir şu dansa gidelim bakalım. Geçen bölümlerde çok şey oldu. Eğer izlemediyseniz izleyin. Gerçekten ilginç şeyler vardı. Ve birazcık ses ayarlarında sorun oldu ama son iki bölümde bakalım bakalım. Bu sefer umarım düzelir. Her zamanki bağırmayı gerçekleştirdiler. Bakalım ne söyleyeceğiz. Buna dahil olma. Ne yapıyorsun sen? Ya sana ne? Sıkıştık burada. Bir şey yapmamız lazım. Ya bunların hepsi kukla kukla. Öyle kaldılar yani. Onlara ne oldu? Bu çiçeklerin nesi var? Sonuçta onlar çiçek tanrıçasına sembolü. Tabii ne yazık ki kendisi öldükten sonra tüm gerçek padişahlar yok oldu. Çiçek tanrıçasının anısına padişahlar oluşturdu. Ancak bir türlü çiçeğin o güzel mor tonunu yakalayamadı. Bu güzel mor tonu. Bu çiçekler efsanede anlatılan gerçek padişahlar değil mi? Hiç fark etmemiştim. Duryan zat bunları sen mi buldun? Ama çiçek tanrıçasından sonra tüm gerçek çiçeklerin yok olduğunu söylememiş miydin? O zaman bu nasıl oluyor? Nilo gözlerini kapa. Ya en sonunda bak Nilo'nun dansıyla gerçekleşecek. Ama bu arada Dehya ya. Bu rüyayı gören Dehya olması lazım. Hata var şu anda. Yani rüyanın sahibi ne doymuş ya. Yürü git hadi. Yürü git yani. Ne yazık ki, ne yazık ki. Dehya'nın rüyayı değiştirdiğini gördük. Hiç kusura bakmayın yani. Öyle bir dünya yok. Neyse en sonunda Nilo'nun dansıyla kurtulacağız mı? Kurtulacağız. O yüzden bence sıkıntı yok. Yine bir hikaye anlatıyor bu arada. Aradan çok uzun bir zaman geçmiş ve ilk bilgi aklının alabileceği tüm bilgileri toplamış. Sonrasında doğa hükümdarına şöyle demiş. Ailemi, eşimi, çocuklarımı özledim. Çok uzun süredir evden uzaktayım. Benim için endişelenmişlerdir. Doğa hükümdarı gülümsemekle yetinmiş ve bilge bir an sonra kendini yatağında yatarken bulmuş, sanki bir rüyadan uyanmış gibiymiş. Yanında yatan eşi ona, bugün doğa hükümdarını aramaya gideceksin değil mi? İyi yolculuklar aşkım demiş. Nihayetinde ilk bilge Sumeri şehrini birçok felaketten kurtarıp akademiyi kurutmuş. Mutlu son. Yani ilk bilgen başından beri sadece rüya mı görüyormuş? Hiç o yolculuğa çıkmamış mı? Evet ama inanç ve kararlılığı doğa hükümdarını etkilemiş. O da bilgeyi rüyasında kutsamış. Daimon şimdi ne demek istediğini anlıyor. Tamam. Zaten bugünkü Sub-Zero Festivali neredeyse bitecek. Ve... Ya ben ne dedim? Ne dedim? Ne dedim yani? Bir dakika ne dedim ben? Bu olaylar Nilo'nun dansıyla bitecek demedim mi? Bak bir de animasyonlu animasyonlu yani. Ama bu arada rüyanın sahibi Dehya olmalıydı. Hiç boş yapmasınlar yani.
ちょっと残念かな。 Onun da ruhu geldi. Wow. Gerçekten de Nilo'nun dansıyla o hikayenin de bu kısmını bitirmiş olduk. Sonunda uyanıyor muyuz bakalım. Şu an ışınlanıyoruz bir yere. Günaydın Gezgin. Paimon sanki yıllar süren bir uykudan uyanmış gibi. Her seferinde uykumu alamadım diyordu ya, bu sefer tam tersi oldu. Sub-Zero Sesto anime. Sonunda kurtulmayı başardık. Hemen Akasha tahminlerini çıkar. Yani hemen Doruya zaten gidelim. Ama dünya zat yok. Öldü o. Odasında değil. Ne olmuş olabilir? E öldü ya. Evet, artık çildeyi de değiştirebiliriz bu arada. Böyle. Gel gel. Gel. Gelemedi. Niye tıklayamıyorum acaba? Neyse. Kamiso Dai. Yoroshiku. Onegashit. Ne öyle bir şey dedi. Onegashimas demesi lazımdı ama. Birazcık saygılı bir şekilde söyledi sanki. Japonlarda öyle bir mantık var ya. Bilmeyenler için. Adamlar. Yani çekimi saygıya göre yapıyor. Biz de zamana göre, isteğe göre vesaire yapıyoruz. Adamlar saygıya göre yapıyor. Ya bir dakika, sen ölmedin mi? Sen ölmediysen bu kadar hani duygusallaşmanın ne anlamı vardı? Böylelikle gerçekten de Nilo'nun dansıyla birlikte görevin ikincisini de bitirdik. Ve burada Katerin var. Ne güzel, ne güzel. Bakarız, Katerin'e de bakarız. Bakalım acaba ne istiyor. Bunun takım yıldızını geliştirme gelmiş. Onu da yapalım. Artık düşmana isabet ettikten sonra Gezgin'in 3,5 enerjisini yenilenmiş. 3,5. Şimdi bir de orada bir şey daha vardı. Bakayım onu da yapacağım. Çünkü yani hazır bu ortamdayken birazcık arttıralım. 2 level birden. Olur. Bir de 80'e getirelim. Tamam, şöyle yapsak. Kaç kalıyor? Bir dakika. Öyle desek. Bayağı fazla aslında. 3316 diyor. Yani etrafta toplar mıyız? Yani görev sırasında toplarız ya bence. Hiç gerek yok. Küçüklerden olsaydı bir tane onu kullanırdım da. Gerçi 3 tane. Bu arada olabilir ya, bir dakika. Ben hemen bir durduracağım. Çaktırmayın, hemen geri geldim. De hemen şu geliştirmeye devam edeyim bari. Peki ne oldu? Hemen bir çaydanlığa gittim aslında. Onu yaptım yani. Çok da büyük bir olay yok. Bir dakika. Şunu geri al. Bunu şöyle yapalım. Zaten bir iki tane düşmanla karşılaşınca o leveli alırız. Hadi devam edelim. Şimdi Sumeru görevlerinin üçüncüsüne geliyoruz. Duryanzat'ı kurtardın mı? Bu çok uzun bir hikaye. Bunu rahatsız etmeyelim. Bilinci halen zayıf durumda.
Başka bir yerde konuşalım. Olur. Demek Catherine kurtarmış ha? Hadi hayırlısı. Nerede, bir dakika. Çok uzakta gibi ya. Neyse. Gideriz gideriz. Hala gideriz. Bu kapının böyle açılması çok sıkıntılı ya. Işınlanabilirmişiz. Direkt ışınlanma yerinin yanına yaptı. Bak şurada ışınlanma yeri. Püh. Önce Dünyazart hakkında konuşalım. Onun iyi olduğuna o kadar sevindik ki. Evet, Sub-Zero Festivali'nin son gününde buradan ayrıldıktan sonra şehirden çıktım ve gezginin bahsettiği şeyi gördüm. Sonsuz sayıda rüyanın içinde sürekli daha da belirsizleşen bir rüya buldum. Bu da şüphelerimi doğruladı. Akasha o kadar uzun zamandır Dünya zaten rüyalarını alıyordu ki artık Dünya zaten bunu kaldıramamaya başladı. Ve bilince çözülmeye başladı. Tabii bu onun Akasha'nın kontrolünden kurtulduğu anlamına da geliyordu. Yine de bilincim bu kadar küçük bir zerresi fazla dayanamayacak ve sonunda orijinal rüyaya geri dönecekti. Ardından her ikisi de tamamen kaybolana kadar solmaya devam edeceklerdi. Tüm gücümü ölmekte olan rüyasının olabildiğince sürdürmek için kullandım ama siz ikiniz Samsara döngüsünü kırmasaydınız rüya daha fazla dayanamayacaktı. Yani sonunda hep birlikte Dünya Zart'ı kurtarmayı başardık, hem de son anda. Gerçekten mucize. Niye öyle mutlu mutlu gülümsüyorsunuz? Çok duygulanıp ağlayacağınızı düşünmüştüm. Galiba insanların duygusal tepkilerini daha fazla gözlemlemeliyim. Robot musun sen be? Olabilirsin gerçi. Herkes farklı tepki verir. Yani... Hadi konuşalım ya. Falan filan. Merak edenler okusun. Bayağı da bir şeyler söylüyormuş ya. Aslında... Çok şeyler söylüyor. Arkada sandık var bak. Sandık değil de. Tam olarak Akasha'nın Katarina'nın bilincini işgal etmek için bir araç olarak kullanıyorum. Zavallı Katarina, yani başkalarının bileceğini ele geçirebiliyor musun? Teorik olarak Akasha terminalini takan herhangi birinin zihnine girebiliyorum. Aa bu. Nahida. Aa ben bunu... Katarina olarak düşünüyordum. E yazıyor muydu ya uzun süredir? Yani şu anda yazıyor da. Yani diyor ki çip takarsanız yani sizi kontrol edebilirler, aman dikkat diyor yani şu anda. Diyor ki zihnine girebilirim her Akasha terminalini takanın diyor. Yani her çip takanın diyor. İşte burada insanların şüphelenmesi gereken şeyler var. Lütfen çipinize dikkat edin. Aa, o bilgelerin planı. Bu arada bunları merak edenler için şöyle gösteriyorum. Falan filan. Akasha da bir sorun olduğu falan filan. Bir şeyler. Kimse bir şey fark etmedi. Başka da sorum yok, hadi gidelim. Dürüst olmam gerekirse Dania zaten ölmek üzere olan rüyasını sürdürmeye çalışan, tahmin ettiğimden daha çok enerji harcam ama ne oldu? Bir süre dinleneceğim. Rahatladım açıkçası. Gerçekten in yorucu doğum günüydü. Neden orada mısın? Belki nefes almaya çıkmışsındır ya. Yani 2 santim ileridesin yani normalde olduğun yerden. Evet. Buradan zamanlar geçiyormuş. Zamanlar zamanlar. Bu efendi ile konuş derken sanki farklı bir görev gibi. Bana ana görevi versene şunu. Cesaret sınavı. Wow. İyi peki. Dünya görevleri var. 30'lu teşkilatın işe alımı diye bir şey varmış.
Bir dakika ya, bu olması gereken mi? Bu farklı bir şey. Bunun 13 günü var. Evet, ama bu farklı bir şey. Şu anda tamam, buradayız. Değil mi? Aynen. Hadi devam. Buradan gidiyoruz. Şu anda Sümeru Ana görevlerine devam. Özel görev var mı? Görev mi? Düşüneyim. Şöyle yapsak nasıl olur falan filan. Lütfen şiir bittikten sonra kameranızla seyircilerin tepkilerini çekin. Yani... Tamam, kesinlikle tepki verecekler. Ormos Limanı'na gidip oradaki münzevilerin mahallenin yetimhanesinde gönüllü çalışmaya ikna eder misiniz? Yani... İkisi pek uygun değil. Yani görevi veren sensin ha? Ha, demek Nahitasına. İnsanları bu şekilde inceleme şansı karşıma çok sık çıkmıyor. Ya sal artık şu gerçekten zavallı Katarina ya. Bırak be Katarina'yı. Çok uzun bir rüya gördüm. Yani ne gördün rüyanda? Yine Sub-Zero's Festivali'ni gördüm ama bu seferki güzel bir rüyaydı. Çiçekli terasın ortasında oturuyordum. Sumeru şehrindeki herkese el ele tutuşarak çemberler oluşturmuştu. Etrafımda dans ediyordu. Döne döne dans edip durdular. Herkes çok mutlu görünüyordu. Ayrıca kocaman bir çiçek arabasına da oturdum. Çiçek şövalyesi Faris beni çok ama çok yükseğe kaldırdı. Ben de çocuklara sonsuz miktarda avuç avuç yalda şekeri attım. Olması gerektiğini halini görmüşsün diyor. Güzel bir gün olmalı. Aynı. Anlattığım rüya güzel değil miydi? Neden bana öyle bakıyorsunuz? Acıma mı yoksa? Sana acımıyorduk ya. Sadece üzülme. Darian zaten öldü peki. Dinleniyordu hala. Hastalık yavaşladı. Ama Eleazar'ı. Ya Eleazar, yine Eleazar geldi. Lanet olsun sana ya. Lanet olsun sana çevirmen. Kim dediyse buna Eleazar diye. Lanet olsun gerçekten. Sal ya. Sal Eleazar ne ya? Abo. Bilgelerini nasıl araştırabileceğiz? Akademide önemli bir kişi. Denedim, olmadı. Öğrenci. Olmaz, çok riskli. Bilgilere yakın biri. Başka bir şey yok. Senin fikrin var mı? Hem işin içinde hem de bilgilerden uzak biri. Setaria mı? Neyse neyse, hadi geçelim hadi. Hadi hadi. Biraz daha olayların içine girerim, yeter. Geçen bölümlerde bayağı fazla hikayeyi okuduk. Çünkü ilginç bir hikayesi vardı. Ama artık yeter yani. Bakalım yine bizi çekerse okumaya devam ederiz. Bakarız neler olduğuna. Ama çekmezse artık yine FF basıp geçmeye odaklanabiliriz yine.
Yani bir yan göreve girdin yanlışlıkla. Ya ama parlıyordu. Nereden bileyim ki ben? Gerçekten fark etmeden bir tane yan göreve girmiş oldum. Hadi hayırlısı. Hiç fena bir şeyler yapmayacağım artık. O kadar da uzamadı zaten. Güzel. Bu ne be? Çantacı var burada. Ha, şu dilek dilediğinde karşısına gelen kız değil mi bu? Miyav mı? Yani sağlık nasıl olacak? Sen ölürsün ya diyor. Binlerce yıl yaşamak nedir ya diyor. Ya tanrı oluruz ya belki. Boyutlar atlayan biriyiz zaten. Olmayacak şey değil. Huawei'de Mi yanlışlıkla tıkladım. Yine etrafı geziyoruz. Hadi hayırlısı. Ya şu Katerina'yı salabilir misiniz artık? Nahida gelsin ya. Ya bu arada şimdi Katerina Nahida'dan daha az NPC'ye benziyor. O yüzden de daha kabul edilebilir. Sanki bir oynanabilir karakterle geziyor gibi hissediyorum böyle olunca. Nahida olsa sanki NPC ile geziyormuşum gibi olacak. O yüzden hiç gerek yok. Hadi ya, farklı bir bölgeye gidelim artık. Yeter yani, NPC'lerle bu kadar konuşmamıza bence gerek yok. Ya anlaşılan şu anda çöl bölgesine doğru bir yolculuğa çıkmaya başlayacağız. Ama neler neler. Hatta belki de direkt çöl bölgesine gitmemizi bile isteyebilir. Eğer öyle olursa bir iki tane dünya görevi alıp yan bölgelere de gidebiliriz. Bilmiyorum. Ertesi gün 12.18 diyor. Peki. Ertesi gün derken şöyle 12, 18, 12. Buranın manzarası da boşmuş be. Başka bir yön olaydı iyiydi. Ya falcıya geldik. Hadi hayırlısı. Setare'yi 動揺させるかについては
あなたに任せ、緊張、話が始まったみたいだぞ。 Büyü yapıyoruz. Ne büyüyor sadece? Ha, onun zihnine girdi. Ya karşındaki kişi ölüyor gibi tepki veriyor. Acaba aşk hayatından bahsetmeyi keser misin yani? Sakki. Ya Haruto Maruto işte. Haruto-chan'ni Maruto-chan'ne. Hontou ni kawaii wa. Sou da. Kyou sore ga mata renyai un o uranatte hoshikatta ndakedo. Shoujiki yine parlayan bir şey var. Acaba tıklarsak bizi farklı bir dünya görevine götürür mü? Mama. Resmen çip takanların beynine girip onu kullanıyor ya. Wow yani. King Deseret. Tashikani King Deseret 復活の噂が広く流れているけど、あれはすべて強霊院がわざと流した偽情報だもの。ブレーナ、私はキングデシレト様の。もういい。私はキングデシレト様のお言葉について、しっかりと反省しておくわ。ごめん。それじゃ、待って。 Bayılacağım ya galiba. Kobashiri de itchattan na. Sugoku awadeta yo. Waruku nakatta wa. Setare mo ayashinde wa inai yo datta. Kokoro no naka de zutto sakete ita kotogara ni tsuite. Koko ni kite kyuu ni toikakerareru nante. Sazoku. Peki bu süre boyunca Katarina'nın zihninde olan kişi kimdi? Yoksa Naida ikisini birden mi kullanıyordu ha? Wow. Şimdi şunu alalım bakalım ve bizi farklı bir dünya görevine götürsün. İki tane artifak çıktı çıka çıka. O zaman bizim zihnimizi alıp oraya soktu bir de. Wow yani. Az önceki yanlış anlamışım yani. Ya ben o kadar dinlemedim ki artık yeter ya. Sorma ya bana. Yani gerçekten şu an için o kadar ilgimi çeken bir hikaye değildi. Az önceki hikaye mesela güzeldi yani bölümün başındaki. Bekle yani, eğer ilgimi çekerse ben de girerim yani. İlgimi çekmezse FF basayım geçeyim yani, bunu da ayarla. Ne dersin sen, güveniyorum sana. Bir adım geri atsam düşeceğim. Öyle bir noktada tutmuşsun beni. Helal yani. Belki de düşmeseydim daha iyiydi bu arada. Aha, bayağı düşmüşüm be. Bu kadar düşeceğimi düşünmemiştim. İyi, bedava sandık varmış burada. Alınır, alınır. Öyle. Tamam, buradaymışız. Tıklayamadım. Niye tıklayamadım acaba? Neyse burada common chest yazalım. Güzel. Şimdi
Ki buradan gidiyoruz. Ama bu göreve başlasam mı başlamasam mı emin olamadım. Bakayım hatta süreye. Eğer hadi tamam bir girelim. Bir sonraki durdurmasında artık mola veririz. Aha, şimdi de onun zihnine girdik. Yani tavanda diyelim. Ya çünkü dinlemedim hani. O yüzden gerek yok yani. Wow. ここが肝心よ。ねえ、傭兵さん。落ち着いてください。異教の勢力がシティ内に浸透してきていて、群衆の中で拡散。異教？ああ、はいだ。キングデシレト様。ありえないことは。どうして？キングデシレト様もう逃げるのはおやめなさい。セタレ。今のあなたは、あなたのいるべき砂漠はここではないのです。キングデシレト様の民よ。英明なるキングデシレト様を信仰することがそんなにおかしいか？ Bu efekt güzel olmuş ya bu arada. Daha önce galiba hiç kullanmadılar. Yani muhtemelen Sumeru ile birlikte bunu da oyuna eklediler. Bence verdiği hava çok güzel yani. Ne kadar hala hikayeyi merak etmemiş olsam da. Gerçekten hani böyle olaylar sırasında farklı bir şey oluyormuş hissini veriyor yani. Tek başına bile. 確かに気になることはあったわ。聞くところによると、教令員に追放され、教令員に対抗、リスクを冒してもいいなら、チャンスはあるわ。私はこれでも大、ただ、機密ファイルを手に入れても、そうね。一番、教令員の、安心して、こっそり抜け出して、わかりました。ところで、それは、送信、そうね。 Evet, böylelikle bu bölümü de bitiriyoruz ya. Yeter, tamam. Artık bölümün sonunun gelme zamanı geldi. Hem de arada bir gün beklemesini istiyorken bence gayet güzel. Neyse böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.